Merhaba arkadaşlar, yeni bir Age of Empires 2 HD Edition bölümüne hoş geldiniz. Şimdi biliyorsunuz William Wallace'la ilerliyorduk. İskoçya'yı kurtaracaktık. İngiliz kralı neydi? Longshank'tan. Longshank mıydı? Öyle bir şeydi. Şimdi 5. adıma geldik. The Battle of Stirling, yani Stirling Savaşı. Büyük ihtimal Stirling bir yer ismi. İskoçya'da. Bakalım ne olacak. Evet, herhalde yer ismi, çünkü burada da ne diyor? Falkirk Savaşı diyor. Savaş yapacağız büyük ihtimalle. Bir önceki bölümde ne yapmıştık? Asker oluşturmuştuk ve İngiliz çapulcularını göndermiştik köylerine. Daha doğrusu öldürmüştük. Doğramıştık onları. Şimdi büyük ihtimal bu daha büyük bir savaş olacak. Bakalım nasıl olacak. Evet, diyor ki bizim küçük çatışmalarımız bitti. Artık gerçek bir savaşa başlayacağız. O cani, o Longshank hayvan gibi ordu yapmış diyor. Ağır şövalyelerden falan filan oluşan. Bizim diyor yeni ufak elemanlarımız diyor güneye yerleşmiş diyor. İngilizler kendilerini hazırlamadan birliklerimizle onlara saldırmamız lazım diyor arkadaşlar. Ne yapacakmışız? Defeat the English army to destroy their tower. İngiliz ordusunu yen ve kulelerini yık. Başlayalım. Şu meyve toplasın. Şimdi bu atlıyı arkadaşlar, bu atlı güçsüz bir atlı. Bunu genelde keşif amaçlı kullanılıyor. Kullanıyoruz. Şurada şöyle bir sürü bir tane ev yapalım, çünkü 5 tane eleman olabiliyor. Şu an zaten 4 tane var. Bir tane işçi olur olmaz. Daha fazla adam yapamayacağız gördüğünüz gibi. O yüzden hemen evi bitirmemiz lazım. Ki bitti. Evet, ne diyor? İngilizler batıda diyor. 10 tane en azından şey yap diyor. Yok. Keep making villagers. Diyor ki daha fazla şey yap ki diyor, işçi yap ki diyor, daha hızlı gelişesin diyor. Şöyle. Hemen food yapalım. Food'umuz az. Ne kadar çok food, o kadar çok asker veya işçi demek. Bir tane daha ev yapmamız gerekebilir. Şöyle bir tane daha ev yapalım. İyice rahatlayalım. Evet, koyun filan olsaydı güzel olurdu. Direkt Town Center'a tıklayıp daha sonra sağ tıkla şu bayrağı diktiğimiz zaman buradan doğan adam direkt buraya geliyor arkadaşlar ve çalışmaya başlıyor. Yok, niye gitmedi? Batıya doğru git ki bakalım İngilizler neredeymiş? Kaç tane? 15 tane işçi mi yapsak? Gerçi bunun sayısı önemli değil. Ne zaman biterse o zaman yapmak lazım ama. Şuraya odun yeri yapalım. Orası tamamlanınca kendi kendine zaten çalışmaya başlayacak. Odunları kırmaya ve oraya stoklamaya başlayacak. Böylece daha fazla bina yapabileceğiz. İngiliz base'ine çok yakınsın diyor. Ne diyor? Oranın kapısını çalmadan önce en az 12 tane asker yap diyor. En az demiyor, yaklaşık diyor. Şöyle şuraya gelelim. Allah'tan biz oraya bakmıyorken adamlar bize saldırmadı. Şuradan geliştirme yapabiliyoruz arkadaşlar. Ne diyor? İşçilerinizi diyor %15 daha fazla malzeme taşımasını sağlar. %1 veya 2 armor diyor. Armorları olur, daha geç ölür. Eğer onlar bize saldırırsa kendimizi koruyabiliriz.
Şu adam da neyse orayı yapsın. Bu arada burası boş duruyor mu? Duruyor. İki tane daha yeni. Şöyle bir ev daha yapalım. Çünkü ev yetmeyecek. Gördüğünüz üzere 13-15 oldu. İki tane daha işçi yaptığımız için. Şuradan şöyle bir barak yapalım. Bununla asker üreteceğiz. Biliyorsunuz 12 tane asker dedi. Bir sonraki çağa geçmeye gerek var mı? Gerek olabilir. Evet, o zaman şöyle yapalım. Bu da her doğan tekrardan yemek yapsın. 500'e tamamlayıp diğer çağa geçelim. Aa, şu ne? Ha, gözlemevi. Outpost var burada. Bunu da yıkabiliriz. O sadece gözlemeye yarıyor. Ben oradan geçerken adamlar benim farkımda oluyor. Şuradan altın üretecek yer yapalım. Altın da üretelim. O da önemli. Şu da bu Lumberjack'e yakın olsun, Lumber kampına. Evet, bir asker daha yapalım. Bu da şöyle gelsin. Evet, sonunda koyun bulduk. Koyunlardan da faydalanalım çünkü çalılar bitiyor arkadaşlar. Şöyle şuna görevlendirme yapalım. Şurada ne var? Buraya inelim. İngilizler buradan gelmesin. Hey, boş durmasana. Bakayım. 18. Yine bir tane ev yapmamız gerekebilir. Şöyle şuraya bir tane ev yapalım. Şuradan boş duran işçilerimize bakabiliyoruz. Balıkçılık da yapabiliriz. Şurada balık var. Evet, burada da balıklar var. Sen gel bakayım şuradan. Oha! Çok yanlış yaptım ya. Yanlışlıkla hepsini seçtim arkadaşlar. Olmadı yani. Sen de gel şu evi bitir. Sen buraya burada çalış. Şöyle boş duran işçi var mı? Gel. Sen de şurada çalış. Oluyor lan? Kılıç sesi geldi. Müzikmiş. Şöyle balıkçılık yapabiliriz. Yapamadık. Evet, uzak olduğu için yapamadık. Arkadaşlar onun yerine şöyle bir kıyıya inşa edersek şunu. Neymiş adı? Dok. Dok inşa edersek gemi yapıp gemiyle bunları avlayabiliriz. O da bize food sağlar. Asker yapalım mı? Aha, bütün şey bitti. Hayda. Tamam. Fishing ship yapacağız. Şöyle şuraya. Ne yapacağım ben hani şurada? Evet. Arkadaşlar, böylesi durumlarda food yerimiz bittiği zaman mill denen bir şey var. Ambar gibi. Onu bir önceki oyunda yaptık mı hatırlamıyorum da. Onu yapıp tarla yapabiliyoruz. Bu arada ben ikinci çağa geçebiliyor muyum? Food'um yetmediği için geçemiyorum. Food'um da hadi yetsin. Evet, sağ tıkla oluşturuldu. Balıkları avlayabiliyoruz arkadaşlar. Çağımızı da atlayalım. 500 tane food'umuz oldu. Tek gerekli olan 500 food. İki tane de karanlık çağ binasıydı. Bir önceki oyunda bunu görmüştük. Şimdi bakın, yaptım mili. Şöyle tarla yapabiliyoruz. Bu tarlayı yaptığımız zaman buradan dayım. Aha! Aha, asker geldi. Askerim yok ki benim. Heh, diyor ki Town Bell'i kullan diyor. Şuna tıklıyoruz arkadaşlar. Tüm bizim işçilerimiz
Biri giriyor. Tabii bunlar yetecek mi? Ben hemen şuradan asker basayım diyeceğim ama asker de basamıyoruz. Kaç tane? İki tane. He, bir tane asker kaldı. Sonra tekrar buraya tıklayıp zile tekrar basıyoruz ve herkes eski görevine geri dönüyor. Tabii burada görevi olmayanlar var. Onları da şöyle tekrardan odun yapmaya yollayalım. Ve şöyle tarla yapabilmek için odun gerekiyor, wood gerekiyor arkadaşlar. Bakalım. O bayağı hızlı oldu. Şimdi bir tane menetem üretelim. Şurada dursun. Bayağı odunumuz olacak. Aslında o kadar oduna ihtiyacımız var mı? Yaklaşık 12 tane asker demiştik. Bir tane yapabildik. Bir dakika, burada 75 wood gerekiyor. Güzel, 2 tane şundan yapalım. Wood'umuz fazla. Bu ne? 75 wood. Geliştirelim. Askerlerimizi de bir yandan geliştirelim. Ev durumumuz nasıl? Bir tane eve ihtiyacımız olabilir. Hatta 2 tane yapalım. Şöyle 2 tane. Shift'le arkadaşlar basılı tutarsanız birden çok yapabilirsiniz yapacağınız. Ondan sonra şöyle daha hızlı 175 food diyor. Çok fazla food istiyor. Tamam. Bakalım. Biraz daha hızlı olması lazım bizim food'umuzun. Çünkü food lazım. Altımız iyi. Ne diyor? Exploring the map diyor. Haritayı genişlet diyor. Keşfet diyor bazı yerleri diyor. Keşfedelim. Tamam, bu da tamam. Sen de tarla yap şuraya. Şöyle bir tane daha barak yapmaya gerek var. Aslında okçu yapabiliriz arkadaşlar. Okçu yeri yaparsak, çünkü okçu wood istiyor. Wood yapmak daha kolay, daha fazla okçumuz olsun. O esnada da gördüğünüz gibi menetarmslarımız gelişti. Boş duran var mı? Sen şunu yap. Tamam. Hızlı bir şekilde artacaktır. Evet, geliştirebilirsin diyor ama ben zaten geliştirdim menet armlarımı. O yüzden sıkıntı yok. Şuradan bu ne istiyor? 175 food. 175 food'um yok. Olsa da vermem. Dur, odun yapsın. Bu da odun işimizi görecek çünkü. Burada kaç tane? 25 food, 35 food, 25 food, 45 gold. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gel bakayım. Aa, burada da geyikler varmış he. O zaman şöyle yapalım. Şöyle. Şunlar şurada bir tane daha mil yapsın. Bu geyikleri avlayalım arkadaşlar. Sonra başka... Evet, ordumuzu güçlendirelim. Bunlar ne yapıyor? Bunlar gelmiyor şu an. Başka ne eksiğimiz var? Bayağı bir eksiğimiz var aslında. En azından 12 tane diyor. Asker olacak. Bizde asker sayısı çok az. Evet, yeterince... Şöyle şuraya... Yine bir baraka kuralım. Aslında atlı da yapabiliriz. Atlı yeri yapmadık ama. Neyse. Heh, gelin bakayım. Vur! Güzel. O onlar geyikleri avlasın. Bir de oradan food toplayalım. Kaç askerim ki oldu ya? Evet, şuradan artık geliştirmemizi yapabiliriz. İşçilerimiz daha fazla ürün üretsin. Tamam, sen de onu bitir. Çabuk bitir. Buradan da asker üretelim derken... Ne diyor? Yeterince ordun oldu diyor herhalde. Evet, bayağı oldu ama...
Ya da onlar, ben şöyle yapayım. Bunlar giderken şurayı yıksınlar. Giderken diğerleri de oluşsun. O adamları çünkü kaybedebiliriz zaten. Gelsem bir tane daha yapayım. Blacksmith yap diyor. Arkadaşlar Blacksmith'le şu oluyor Blacksmith. Geliştirmeler yapabiliriz askerlerimize. Ne bitti ya. Saldır. Şurayı yıkacağız. Bakalım kimse gelecek mi? Şöyle kapıyı bulmaya gerek yok. Var mı onda mı? Aha bir dakika. Ya da gel bakayım sen. Oradan sıkamıyor musun direkt? Aa gelmiyorlar. Tamam. Şurayı yıkalım. Vay, şakalokçuya bak. Lan o kadar ok sıktık. Oha, aynı anda öldük. Bunlar ne yapıyor? Hayret bir şey ya. Şu nerede Blacksmith yaptın mı ya? Şunu yapalım da daha hızlı bir şekilde gelirsin. Bu arada bunlar yoruluyor arkadaşlar. Exhausted. Şey oluyor. Lan saldırıyorlar. Herhalde hallettik bunları. Aynen. Bakalım. Daha nelerle karşılaşacağız acaba? Aha. Kaç. Oha, bir sürü orduları var bunların. Aslında atlı yapsaydık şu okçuları rahat avlardık. Tamam, güzel. Kaç. Kaç. Tamam ya dal, biz bunları alırız. Şuradaki askerlerimiz de gelsin. Hadi şurayı. O bizim gördüğünüz gibi kuleden bize ok atıyor. Kaçalım şuradan. Dibini atamıyor arkadaşlar. O yüzden biz burayı rahatlıkla yıkabiliriz zannediyorum. Şunları da sağ tıkla hemen tekrardan başlatalım. Yine 75 mide 60 wood istiyordu zannediyorum. Farm kaç istiyordu ya? Nereden bakıyoruz ona? Şuradan yok. Aa bakamadım. Ha şuradan. 60 wood istiyor. Denene. Evet, burayı da yıktık. Objectives have changed. Şartlar değiştiriyor. Şurada yıkalım bakalım adam gelecek mi? Ve yine kazandım ya. Yine kazandım. Başarım kazanıldı. Ne diyor? Keltlerin şampiyonu olmuşum. Oley. Okey. Evet arkadaşlar. Yıktık. Bakalım neyleri varmış. Şurada bir tane yine sıkışan asker. Burada gözlem evi varmış. Aa başka da bir şeyleri yokmuş. Şurada koyunları varmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Haritada bu şekilde. Bunları da def etmeyi başardık. İlk defa gittik saldırdık. Normalde onlar bize saldırıyordu. Gittik saldırdık yok ettik. Ne diyor? Evet görev tamamlandı. Oyundan çıkabiliriz. Sterling ilk büyük zaferimizdi diyor. Arkadaşlar böyle kıyıları tutmuş herifler. Gelecek diyor bize. Ama çok fazla dedikodu olmasına rağmen bizim güçlerimiz def etmeyi başardı. Evet, onun adı Sir William Wallace. İngilizlerin çekici. İngiliz çekici.
Longshank Wallace'ı hain ve suçlu ilan etti. Fakat William diyor ki, ben diyor hain falan değilim, çünkü ben diyor hiçbir zaman o İngiliz'in tebaası olmadım diyor. Ona yemin etmedim diyor. O Wallace orduya liderlik ederse biz diyor, bizim bu şanssızlığımız belki de diyor, belki de diyor 3 nokta koymuş. Belki de şansa dönüşecek ve o bizim makus talihimiz tersine dönüp artık yeni zaferlerle kendimizi kurtaracağız falan filan, cümle bitmediği için hemen bitireyim dedim. Bu şekilde arkadaşlar. Beşinci adımı da tamamladık. Kaldı geriye iki adım. Bir tanesi Forge and Alliance, öteki de Battle of Falkirk. Büyük ihtimal en zoru budur. Bu biraz uzun sürdü arkadaşlar. Videolar dikkat ettiyseniz gittikçe uzuyor. Çünkü çok basitten zora doğru gidiyor tabii normal olarak. Büyük ihtimal şunlar da bayağı uzun sürecek. Bu video ne kadar sürdü bilmiyorum ama 15-20 dakika sürmüştür diyorum ve bir sonraki adımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.